Kadın hasta amenore, lekelenme tarzı kanama ve pelvik ağrı şikayetiyle geliyor. 21 yaşında. Tansiyonu 150, ateşi 37, sol alt kadranda hassasiyet ribandı var, beta HCG değeri 50 ve hematokrit %22 saptanıyor. Bir sonraki basamakta ilk ne yapman lazım bu hastaya? Böyle bir hasta geldi. Ne yaparsın? Cerrahi yapalım diyen var. Erdoğan östrojen vereyim ben buna dedi. Celal cerrahi yaparım ben buna dedi. Şimdi Erdoğan A dedi tekrar. Tabii şimdi bak bu hastaya baktığın zaman ne yapacağız? 21 yaşında bir hasta. Böyle altını çizmek lazım. Bakın sınavda da mutlaka altını çizerek yapın. Yani 21 yaş altın, önemli yerlerin altını çiz. Vaka sorularından bahsediyorum. 21 yaş amenoreik hasta. Lekelenme tarzı kanama ve pelvik ağrı şikayeti var. Tamam. Tansiyonu 150 düşük. Ateş 37 derece. Sorun yok. Sol alt kadranında hassasiyet ve reboundu var hastanın. Reboundu var. Beta HCG değeri 50. Beta HCG kaçın üzerinde olsa pozitif diyeceğiz? 5'in üzerinde olursa pozitif diyeceğiz. 6, 10, 20, 50 bunlar pozitif değerler. Gebelik değerleri. Hematokrit de %22 saptanıyor. Dolayısıyla hematokrit nasıl? Düşük. Hastanın hematokrit düşük. Bunun hemoglobini kaçtır? 6,5'larda falandır hemoglobini bunun, değil mi bu hastanın? Dolayısıyla bu hasta hemorajik şoka doğru gidiyor. Tamam mı? Sonra taşikardisi de vardır bu hastanın. Dolayısıyla bu şekilde gelen gebe bir hastaya akut batınla gelen bir hastaya ne yapmam lazım? Tabii ki dostlar cerrah yapmam lazım. Bu hastada cerrah yapmamız gerekiyor ilk basamakta. Bazen neyle karışabiliyor? Korpus tuum kist hemorajisiyle karışabiliyor. Tabii burada baktığımız zaman geliyor hasta dostum. Beta HCG pozitif. Tamam. Beta HCG pozitif. Ama hastanın sıvısı var. Hastanın akut batını var. Diyorsun ki lan bu beta HCG'si pozitif. Mesela atıyorum 50. Sen 50'de görebilir misin bebeği uterusta? Göremezsin ultrasonla. Diyorsun ki gebe beta HCG'si 50. Karın ağrısı var. Batında sıvısı var. Bir açıyorsun ne çıkıyor? Bak korpus tuum kisti çıkabiliyor. Tamam. Hemorajisi veya götürüyor. Ya da apandisit çıkabiliyor. Gebe evet ama ultrasonda görünmüyor. Akut batın var hastanın. Ne yapıyorsun? Açıyorsun ve bir bakıyorsun apandisit çıkıyor. İki tane böyle hastam oldu benim. Üreme çağında en sık akut batın nedeni bunlardır. Tedavide ne yapıyoruz ektopik gebelikte? Takip, medikal veya cerrahi tedavisini yapıyoruz. Sadece takip ettiğimiz olgular var. Hastanın akut batını yok. Hasta rahat. Süper. Binin altında düşük bir beta HCG'si var. Ya da beta HCG'si düşüyor. Bunlar takip alınabilir. Ve bunların %5'i tüm ektopik gebeliğin %5'i bu durumdadır. Takipte de %70'inde spontan gerileme olur. Medikal tedavide en çok tercih ettiğimiz metotreksattır. Metotreksat kullanıyoruz. Metotreksatı ne zaman kullanalım? Metotreksatın hastanın ağrısı olmayacak arkadaşlar. Hastanın ağrısı olmayacak. En önemli endikasyonum bu. Eğer hastanın ağrısı varsa, hastanın akut batın varsa metotreksat kontrolindeki. Hayır, kullanmıyoruz metotreksatı. O zaman cerrahiye gidiyoruz zaten. Ne yapacağız kullanımında? Ağrısı olmayacak hastanın ya da çok az olacak. Çok az yani. Beta HCG'si 5000 altında olacak. Bak bunlar relatif risk faktörü. 5 mesela diyelim ki 7000 geldi beta HCG'si. Hasta rahat. Baktım ektopik gebelik. Hastanede yapıyoruz bunları sürekli. Hastaya metotreksat vermeyeyim yani. Deneyelim. Hasta rahat çünkü hemen cerrahi yapmayayım ben bu hastaya. Metotreksat deneyebilirim. Bunlar relatif kontrolindikasyon. Fetal kardiyak aktivite olmayacak. Niye? FK pozitif olduğu zaman da verebiliyor muyuz? Verebiliyoruz. Deniyoruz şansımız ama bak bunlarda 5000'in üzerindeyken bebeğin fetal kardiyak aktivite varsa veya ektopik kitle 3-5 santimden büyükse bunlar başarısızlık şansını arttırıyor. Senin metotreksat başarısızlık şansını arttıranlar bebeğin kalp atımının olması. Başarısızlık şansın yüksek. Ama deniyor muyuz? Deniyoruz. Niye? Hasta stabil dostum. Hasta stabil olduğu için deniyorum. Unutma. Metotreksattaki en önemli şey bu. Çünkü vakada her şey güzel veriyor. Hastaya sıkıntılı veriyor. Biraz taşikardisi yani hipovolemik şokta birazcık veriyor. O zaman metotreksat veremezsin. Cerrahi yapman gerekiyor. Tamam. Kullanım kontraindikasyonları işte şiddetli ağrısı olan, stabil olmayan hasta, peptik ülser, heterotopik gebelik. Heterotopik gebelik ne demek biliyor musun? Burada aklına kalsın heterotopik. Heterotopik. Buradan soru gelebilir. Dikkat et. Heterotopiğin anlamını bilsen zaten çözersin. Heterotopik demek hem introterin gebelik var hem de ektopik gebelik var. İkisinin aynı anda olması. Yani çoğul gebelik aslında ama bir içeride var, bir değil de fazla da olabilir. Yani 10 tane de olabilir. Önemli değil. Sayı önemli değil. İçeride ve dışarıda gebeliğin olması. Tamam. Ay pardon. Introterin ve ekstroterin gebeliğin aynı anda
bulunmasıdır. Tabii. Gıcık tuttu. Matrix satın etkileri arkadaşlar, bilmeniz gerekeni söylüyorum. Çok beyninizi bulandırmaya gerek yok. Hepsini bilmene gerek yok. Zaten diğer bulantı kusma tüm ilaçlarda var aşağı yukarı. Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme en sık. Ben Methotrexate verdiğim zaman dostum hastanın karaciğer fonksiyon testlerine bakarım mutlaka. Tamam, bu çünkü en sık yan etkisidir. Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme unutma, yıldızını koy buraya. Soru gelebilir. Der ki ektopik gevrek tedavisinde kullanılan Methotrexate'ın en sık yan etkisi hangisidir der. Farmada da gelebilir bu. Tamam. Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme. Geldik soru 8'e. 24 yaşında 3 ayda bir adet gören, hirsutizm ile polikliniğe başvuran hastada en olası ön tanı ve görülebilen disfonksiyonel uterin kanama paterni hangisidir? Hadi bakalım. Şimdi dostlar, evet burada neyi söylüyorsan 3 ayda bir adet görüyor. Üreme çağında. Hastanın oligomenorezi var. Yani 3 ayda bir adet görüyor. Tamam. Hirsutizm var. Güzel. Androjen fazla yani. Bu hastada aklımıza ilk ne geliyor? Zaten PCOS geliyor değil mi? PCOS'taki kanama paterni nedir? PCOS'ta ne yüksektir dostlar? Polikistik over sendromunda ne oluyor? Folikül büyüyor, büyüyor bir miktar. Ondan sonra ovül olmuyor. Buradaki problem polikistik over sendromunda yumurtlayamama hastalığı. Ovülasyon olmuyor. Abi ovülasyon olmazsa senin neyin oluşmayacak? Yazar mısın bana lütfen? Hadi dostlar. Klavyeyi bir elimize atalım. Ne oluşmayacak ovülasyon olmazsa? Ovülasyondan sonra ne oluşuyordu? Teşekkürler Canberk. Korpus luteum değil mi? Korpus luteum oluşmuyorsa ne salgılanmıyor? Progesteron. Bak burada silsile başlıyor işte. Progesteron salgılanmadığı için neyi baskılayamıyoruz? Hipofizden LH'i baskılayamıyoruz. LH'i baskılayamadığımız için, LH yüksek kaldığı için ne oluyor? Androjen salgılatıyor ve hirsutizme sebep oluyor. Bak gördün mü? Demek ki burada östrojen fazla, progesteron yok. Dolayısıyla ne olacak polikistik over sendromdaki kanama? Östrojen kırılma kanaması. Östrojenden kırılıyor kadın, kanıyor. Kırılıyor, kanıyor. Tamam mı? Östrojen yani çok fazla demek istiyorum aslında. Polikistik over sendromu bu şekilde. Östrojen kırılma kanaması, kaçak kanaması da denir buna. Uzun süre östrojenin altındaki endometriyumun aşırı proliferasyonu karşısında ortamdaki östrojenin relatif olarak düşük kalması. Sonuç gelişen kanamalar var. Önemli değil. Anovülasyon nerede olur en sık? Avülasyon sık olduğu polikistik over sendromu en sıktır arkadaşlar. En sık polikistik over sendromunda. Menaj sonrası yani kadın ilk adetini görmeye başladığında, tam puberteye girip menstruasyonu başladığındaki ilk 2 yıl genelde böyle arada yumurtlar, arada ovülasyon olmaz. Arada ovülasyon olur, arada ovülasyon olmaz. Dolayısıyla burada bir anovülasyon durumu olur. Veya dükkanı kapatırken perimenopozal dönemde dükkanı açtığında, dükkanı kapattığında bu aradaki dönemde de polikistik over sendromu en sık sebebimizdir. Östrojen çekilme kanaması, östrojen üremiş endometriyumda östrojen seviyesinin aniden düşmesi sonucu endometriyum dökülmesi oluşan kanamalar bunlar. Görüldüğü durumlar eksojen verilen östrojenin kesilmesi gibi durumlarda olur. Çok önemli değil. Progesteron çekilme kanaması normal adet kanaması zaten bu. Progesteronun aniden ortamdan çekilmesidir bu. Bu kanamanın olabilmesi için, progesteron kanamasının olabilmesi için östrojen uyarısı lazım öncesinde. Östrojenle uyarılmamış bir endometriyum progesterona maruz kalsa bile kanamaz. Tamam. Önce östrojen, sonra progesteron ve çekilme kanamasıyla kanayabilir endometriyum. Normal menstrual kanama zaten bu da bir örnektir. Geçiyorum. Progesteron kırılma kanaması. Adı üzerinde progesteron kırılma kanaması. Dışarıdan verdiğim progesteronlar. Bunlar veya kok kullanımı. Doğum kontrol ilaçları genital sistemde ne etkili dostlar? Progesteron etkili. Endometriyumda, tubada, buranın vajende hepsinde progesteron etkili. İçindeki östrojen nerede etkili? FSH'ı baskılamakta etkili. Tamam mı? Unutmayalım. Kokta da yine ne olur? Progesteron kırılma kanaması olur. Soru 9. Primer amenore nedeniyle başvuran 18 yaşındaki bir hastanın öyküsünde verilen hormon ilaçlarına rağmen adet görmediği öğrenilmiştir. Muayenesinde meme gelişme olduğu, aksiler ve pubik kıllanmanın az, dış genital organlarının dişi olduğu gözlenmiştir. Hormon profilinde LH'ı ve total testosteron düzeyleri yüksek olan saptanmıştır bunlar. Bu hasta için en olası tanı hangisidir? Ne dersiniz? Şimdi bu sorularda işte böyle bir cinsiyet anomalisi sorularında bakacağımız şeyler şöyle oluyor arkadaşlar. Zaten genelde primer amenore ile geliyorlar. 18 yaşında bir hasta geliyor. Tamam. Diyor ki hormon ilaçlarına rağmen adet görmediği öğrenilmiş. Bu ne demek? Hormon ilaçlarına rağmen adet görmediği.
Ne demek bu? Hormon ilaçlarına rağmen adet görmüyor bu hasta. O zaman bu hastanın uterusu yok kardeşim. Uterusu varsa hormon ilaçlarıyla birlikte adet görür. Tamam. Hangi anomali olursa olsun. Şu uterusu şuraya koy, elime koy. Biraz östrojen damlatayım. Biraz progesteron damlatayım. Bekleyeyim kanar. Uterus kanar. Uterus eğer hormon rağmen kanamıyorsa uterusu yoktur zaten. Uterusu yoktur diyor. Muayenesinde meme gelişimi var. Aksiler ve pubik kıllanma az. İnspeksiyona dişi. Dişi. Tamam. Şimdi baktım. Uterusu olmayacak. Bir. Dişi olacak dış genitali. Hipotalamo hipofizar yetmezlik. Uterusu var mı? Var. Burada problem yok. Hipotalamo hipofizar yetmezlik de yok. Uterusun oluşması için çünkü oluşmaması için antimüllerden hormon gerekli. Tamam. Şimdi 5-alfa oktaz enzim eksikliğine baktığımız zaman 5-alfa oktaz enzim eksikliğinde ne oluyor? Testosterondan dihidrotestosteron sentezlenmiyor. Tamam. Dış genitaller neye bağımlı? Dihidrotestosterona bağımlı. Demek ki 5-alfa oktaz enzim eksikliğinde dişi de olsa erkek de olsa zaten erkeklerde genelde hani problem oluyor. Testosterondan dihidrotestosteron gelişmediği için dış genitaller dişi oluyor. Tamam. Dış genitalleri belirleyen dihidrotestosteron. Dihidrotestosteron oluşmadığı için 5-alfa oktazın şeyi ne? Görevi ne? Testosterondan dihidrotestosteron oluşma. Dihidrotestosteron olmadığı için dış genitalli dişi. Doğru bu olgu için. Ama uterusu var. 5-alfa oktaz enzim eksikliği olan bir kadının onda problem yok yani. Tamam. Meme gelişimi de var çünkü bunda. Geçtim. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu. Bunda da arkadaşlar Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu dediğimiz Müllerian anomalidir. Müllerian agenezidir. Yani bu hastanın uterusu yoktur. Bak güzel bu bizim vakaya uyuyor. Ama hormon profili normaldir bunların. Çünkü overleri normal olduğu için hipofitalama hipofizer bölge normal olduğu için bunların hormonları normaldir. Dolayısıyla burada diyor ki hormon profili luteinizan hormon ve total testosteron düzeyi yüksek diyor. O yüzden bu da olmuyor. Konjenital adrenal hiperplazi. Konjenital adrenal hiperplazide de burada böbrek üstü bezlerinden ne oluyor? Testosteron yüksek salgılanıyor. Ama burada LH düzeylerine etki eden bir durum yok. Veya hastanın uterusuna etki eden bir durum yok. Sadece total testosteron yüksek bunlarda. Yani hirsutizm var. Komplet androjen insensitive sendromunda bunda da arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Androjeni algılayamıyor vücut. Androjeni algılayamıyor. Dolayısıyla o zaman bir erkek oluşurken ne oluyor? Testis var mı? Var. Testis var ama buradan antimüllerden hormon salgılanıyor mu? Salgılanıyor. Antimüllerden hormon salgılandığı için erkeğin iç genitali ne oluyor? Antimüller hormon salgılandığı için uterus oluşmuyor. Bir, kadın dış genitallerini engelliyor. Diğer taraftan erkek iç genitalleri testosteron salgıladığı zaman erkek iç genitalleri oluşuyor mu? Oluşmuyor. Testosteron erkek iç genitalini oluşturur. Benim iç genitalimi oluşturan testosterondur. Testisten salgılanan. Embriyolojik hayatta. Ama androjeni algılamıyor ki vücut dostum. Androjeni algılamadığı için o zaman benim iç genitalim erkek de olmuyor. İç genitalim dişi oldu mu? Dişi de olmadı. Antimüllerden hormon baskıladı. İçi boş oldu. Aha uterus yok. Tamam. Sonra bakıyorum. Androjen insensiz sendromu olduğu için burada dış genitaller ne olacak? Testosterondan dihidrotestosteron sentezleniyor mu? Sentezleniyor. Yani 5-alfa oktaz çalışıyor. Ama dihidrotestosteronu vücut algılıyor mu? Algılamıyor. O zaman ne oluyor? Dış genitaller de dişi oluyor. Dihidrotestosteron var ama algılanmıyor. Dış genitaller de dişi oldu. Testosteron da yüksek bu hastanın. Dolayısıyla testosteron yüksek olduğu için yağ dokusunda bir aromatizasyonla östrojen de oluşuyor, meme de oluşuyor bir miktar. O zaman cevabımız komplet androjen insan.